Kola ait atar damar çok kötü zedelenmiş. Evet. Sinirleri de onarmamız gerekecek. Alp, aspire edelim. Hemen hocam. Selim'in ailesine haber verildi mi Alp? Ailesi mi? İstanbul dışında yaşayan bir karısı var. Neyse, ben haber veririm. Bitti. Geriye heparin ve antibiyotik verip bekleme kaldı. Umarım en kısa sürede atlatır bunu. Zor bir ameliyatta. Hepimize geçmiş olsun. İyi iş çıkardın. Eline sağlık. Sen olmasan yapamazdım. Onu buraya sen getirdin. Kolunu kesmem için çok zorladı beni. Hayatımda aldığım en zor kararlardan biriydi Esra. Doğru olanı yaptın. Doğru olan hayatını hastaneye, hastalarına adamış, her şeyden vazgeçmiş bir adamın cerrahlığını elinden almak. Hayır. Doğru olan ona yaşamını geri vermek. Hayalleri ve yapmak istedikleri için onu hayatta tutmak. Ama onun hayatı doktorluydu zaten, mesleğiydi. Bak Asaf, Doğu'da görev yaparken bu tip olaylarla çok karşılaştım. Ne hissettiğini gerçekten çok iyi anlıyorum. Bir cerrahın elleri her şeyi biliyorsun. Biliyorum. Bak, bu kaybı Selim için başta travma olabilir. Bunu senden istediği halde kabullenmekte zorlanabilir, hatta seni suçlayabilir. Bu kararı almak çok zordu. Belli ki sonrası da zor olacak. Buna hazırlıklı ol. Yapman gereken buydu. Senin yerinde ben de olsam aynını yapardım. Sağ ol Esra. Hemen İstanbul'a gelmen gerekiyor. Selim hakkında. Sen gelince konuşuruz. Telefonda konuşmayalım. Ben seni havaalanından alırım. Görüşürüz. Senden nefret ediyorum anne. Çocukluğumda, genç kızlığımda her zaman beni yalnız bırakan annemden nefret ediyorum. Biliyor musun, ölümden döndüm ben. Bir hasta beni öldüresiye dövdü. Sen yine yoksun. Bir gün belki bu kadar şanslı olmayacağım ve senden önce öleceğim. O zaman şunu aklından hiç çıkarma anne. Seni asla affetmeyeceğim. Beni yalnız bırakmanı asla ama asla affetmeyeceğim. Yüzlerce hasta insanı kurtarmak için çekip gitmeni ama beni hasta etmeni hiçbir zaman unutmayacağım.